كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kıymetli kardeşlerimiz, malumunuz üzere bu cumaki sohbetimizde Sözler Köşkü ağırlıklı olarak bir reddiye değil de aslında insanların Sözler Köşkü'nün başında olan zatı tanımaları için bir 10 dakikalık bir video yaptık. Fazla da bunlara vakit ayırmak istemiyoruz. Zaten bunların ne mal olduğu belli. Ve biz bu videoyu yaptıktan sonra Sözler Köşkü'nün müdafisi çıkan İsmail Han'ın içine yerleşmiş, hocalıkla alakası olmayan ama kendilerini hoca diye piyasaya tanıtan adamlar işi gücü bırakmış. Fatih Yağcı'nın zaten yaklaşık 100-200 tane videosu var. Bunca videosuna rağmen ölümüne Fatih Yağcı'yı savunan bazı kardeşler çıktı. Allah onlara da hidayet versin. Allah onlara selamet versin. Allah onları bu yoldan döndürsün. Onların fazla reklamını yapmayacağım. Hakkımızda bir karalama kampanyası başlattılar ama elhamdülillah hiçbir şey elde edemediler. Allah Celle Celaluhu bizim itibarımızı arttırdı. Elhamdülillah. Bununla alakalı zaten Facebook'ta ve Instagram sayfalarımızda gerekli paylaşımları yaptık. Dedik gibi biz Sözler Köşkü'nü reddi yaptık. Bir de Sözler Köşkü videomuzun sonunda Hayal Annem'e az bir bölüm ayırdık ama biz Hayal Annem'in bölümünü az düşündüğümüz için o yarı kalan videoyu tamamlamak istiyoruz. Sayfamızda da bu şu anki videomuzu paylaşacağız. O sohbet esnasında konuştuğumuz video değil de şu anda konuştuğumuz videoyu paylaşacağız. Hayal Annem'deki 2-3 tane gevşek arkadaş, aynen sohbetteki tekrar edeceğim. 2-3 tane gevşek arkadaş ve Mehmet Yıldız denen şahıs, yani Hayal Annem'in başındaki şahıs oturuyorlar. Bir sohbet hazırlığındalar. Oradaki 2-3 tane gevşek diyor ki, gevşek arkadaşlar, işte geçen İsmail'e gittim, çarşamba gittim, tövbe aldım falan filan. Mehmet Yıldız diyor ki, sana da tövbe veriyorlar mı diyor. Mehmet Yıldız ondan sonra diyor ki, sana verecek kadar tövbeleri var mıymış diyor. Bir de ha ha hi falan yapıyorlar. Bir de diyor ki, senin diyor tövben kabul olursa bize diyor selamun aleyküm. Evvela Mehmet Yıldız denen vatandaşa diyorum ki, bak Mehmet Yıldız, sen güzel bir kardeşe benziyorsun. Ama ağzından çıkanın ölçüsünü bilmiyorsun. Evvela İsmail Ağa cemaatinde tövbe diye bir şey yok kardeşim. Sen evvela bu iftirandan dolayı bir tövbe et. Bununla alakalı bir video paylaş. Ben İsmail hakkında böyle böyle bir şey dedim ama İsmail Ağa cemaatinde tövbe diye bir şey yok. Ayrıca işte senin tövben kabul olursa bize selamun aleyküm gibi bazı gereksiz şeyler konuştum. Bunlardan dolayı da arkadaşlar kusura bakmayın, hakkınızı helal edin diye bir yazı paylaşabilirsin ya da bir video. Ama maalesef sizin takipçi sayınız ve maalesef sevenleriniz çok olduğu için sizin yanlışlarınız göz önüne çıkmıyor. Ama maalesef bugün biz ehli sünnetin konuştuğu her şey göze batıyor. Yani hadis konuşsak hadis inkar ediliyor. Ayet konuşsak o ayet öyle değil deniyor. Biz buna işte aslında sıkıntı yok. Elhamdülillah diyoruz. Biz yine hak bildiğimiz yolda ilerliyoruz. Bugün sen Cüleybip radıyallahu anh hakkında yok işte karınızı kızınızı saklayın Cüleybip geliyor gibi kelimeler kullandın. Bununla alakalı işte yok el alemi işte milletin karısına kızına salça oluyor Cüleybip. Ya arkadaşım bu Cüleybip radıyallahu anh İstediği kadar bunu yapsın. Sen kalkıp bunun hakkında böyle konuşamazsın. Hayal Annem video yapıyor. İşte Mehmet Yıldız Cüleybip radıyallahu anh hakkında böyle böyle şeyler dedi ama ona zaten sahabiler de böyle hitap ediyordu diyor. Ya arkadaşım onlar sahabe. Birbirleri aralarında istedikleri gibi konuşabilirler. Ama sen ben buna bu hakka sahip değiliz kardeşim. Kusura bakmayacaksın. Sen kimsin de Cüleybip el alemin karısına kızına salça olmuş. Yok Cüleybip geliyor karınızı kızınızı saklayın. Ya böyle bir şey olsa bile bak, olsa bile diyorum, sen Cüleybip radıyallahu anh hakkında böyle konuşamazsın kardeşim. Sen bunun hakkında çıkıp arkadaşlar ben böyle böyle bir şey dedim, bunun hakkında kusura bakmayın demen yerine kalkıp kitaplardan şey bölüm paylaşıyorsunuz. Yok işte sahabilerin Cüleybip radıyallahu anh hakkındaki işte konuşmaları, işte sahabiler de Cüleybip radıyallahu anh hakkında böyle şeyler söylemiş. Hani Mehmet Yıldız'ın söylediğine yakın şeyler söylemiş. Söyler, onlar sahabi, birbirleri aralığında şakalaşabilirler. Kardeşim bak ben bir daha söyleyeyim. Siz bunun bazı şeylerin farkında değilsiniz. Sahabilerin büyüklüğü hakkında onların Allah Celle Celaluhu tarafından Kur'an'da birçok ayette cennetle müjdelendiğinin siz farkında değilsiniz herhalde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok övgüsüne mazhar olmuş olan sahabiler hakkında nasıl konuşacağınızı dahi bilmiyorsunuz. Ben Allah için öyleyim kardeşim. Ben bir daha söyleyeyim.
Ben sözler köşkü FETÖ'cü, hayalenen FETÖ'cü diye şeyler asla söylemiyorum. Zaten bunların bütün ne hali varsa zaten bütün dokümanları Instagram'da Milli Birlik sayfasında hepsi tek tek açıklanıyor. Ben bunların itikadi meselelerine bakıyorum kardeşim. Bir daha söylüyorum. Sen Mehmet Yıldız işte o kadar adamı namaza başlatmış, bu kadar adamı namaza başlatmış. O beni ilgilendirmez. Yapacak tabii. Eğer bu işin içine gidilse elbet yapacak kardeşim. Sen bana bir söylesene, Mehmet Yıldız kaç tane adama cübbe, kaç tane adama şalvar, kaç tane adama sarık, kaç tane adama takke giydirmiş? Bana bunu söyle. Sen şimdi diyeceksin ki iş sarıkla mı bitiyor, cübbeyle mi bitiyor, takkeyle mi bitiyor? Bitiyor kardeşim. Bir adam yolda cübbeli bir adamı gördüğü zaman aklına Allah geliyor. Yolda cübbeli bir adam gördüğü zaman adamın aklına namaz geliyor. Yolda kot pantolonlu, gömlekli bir adam gördüğü zaman kimsenin aklına namaz gelmez. Anladın mı kardeşim? Sen bir adamı namaza başlatmış olabilirsin. Sen bir adamı mesela diyorum, bir ateisti dinden çevirmiş, yani Müslüman yapmış olabilirsin. Tamam, eyvallah. Ama kardeşim, iş orada bitmeyecek. Videolarınızın önüne hip hop müzikler koyup da, yabancı müzikler koyup da, anladın mı? Ya arkadaş, biz bazen sohbetlerin altına böyle oluyor yani, çok nadir de olsa bazen böyle sohbetlerin altına ufaktan böyle bir ney müziği oluyor. Ufaktan böyle hani biz bunu yapıyoruz, bizi resmen millet gavuru ilan ediyor neredeyse. Dinden çıkmış ilan ediyor. Adamlar müzik sohbetlerinin başına hip hop koyuyor, rap koyuyor, yabancı müzik koyuyor. Kendi sayfalarına İslami rap diye şeyler paylaşıyor. Bunları kimse ses çıkarmıyor arkadaş. Biz yapınca millet bize horozlanıyor. Ben bir daha söyleyeyim kardeşim. Hayalhanemdeki Mehmet Yıldız denen vatandaşın bu iki yaptığı hata hakkında acilen tövbe etmesi lazım kardeşim. Yanlış işleriniz var. Hoppala cuppalayla bu işler yürümez kardeşim. Tamam mı? Üzerinizdeki İngiliz bayrağı tişörtlerle, buradaki yazan yabancı şeylerle İslam'ı anlatamazsınız. Evvela sen bir İslam'ı usullere göre giyin. Sana millet çoğu kişi hoca diye hitap ediyor kardeşim. He? Mehmet Yıldız hoca diyor yani. Sen madem hocasın, normalde matematik hocasısın. Tamam. Hakkınızda bilginiz var yani, merak etmeyin kardeşim. Ama sen kalkıp normal İslami bir şeyi temsil ediyorken kalkıp işte dar paça işte bilmem ne gömlek falan giyinerek insanlara İslam anlatsan senin ne faydan olacak kardeşim? Allah Celle Celaluhu Kur'an'da ne veriyor? Estağfirullah, bismillah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. De ki ey Habibim, eğer onlar Allah'ı sevdiklerini söylüyorlarsa sana tabi olsunlar. Allah da onları sevsin ve günahlarını bağışlasın. Sen bugün bu ayetle amel etmiyorsun. Bak ne diyor Allah Celle Celaluhu? Sana tabi olsunlar, sana benzesinler. Senin gibi giyinsinler, senin gibi yesinler, senin gibi içsinler, senin gibi otursunlar, senin gibi kalksınlar, senin gibi uyusunlar. Bu. Sen milleti namaza başlatıp da kardeşim gerisini sal gitsin. Namaza başlat, sal gitsin. Böyle bir şey var mı ya? Sen insanlara sünnetleri öğret, edepleri öğret. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzemeyi öğret. Allah Allah. Ben Allah için öğreniyorum kardeşim. Hayalhanem kendine gelecek. He şöyle bir şey var, arada bunu söylemem lazım. Hayalhanem Sözler Köşkü kadar bozuk değil. Hayalhanem Mehmet Yıldız, Fatih Yağcı kadar bozuk değil yani. Onu söylüyorum. Ben şimdi burada kimsenin hakkını hukukunu yemem. Onu baştan söyleyeyim. Mehmet Yıldız'a benim az da olsa bir muhabbetim var. Bunu inkar etmiyorum. Ne için ama? Sözler Köşkü kadar bozuk değil bunlar. Sözler Köşkü kadar bozuk değil. O yüzden yani. Bunlar biraz daha şey, biraz daha şey yani ağır bunlara göre. Sözler Köşkü zaten hoppala paşam malkara geçen. Fatih Yağcı'nın dedik mi? Yüzlerce videosu var kardeşim. Açın izleyin. Elhamdülillah çok güzel de tepkiler aldık. Yani biz Sözler Köşkü videosu paylaştık. Altına gelen mesela 100 yorumdan 90'ı Fatih Yağcı böyle bozuk adammış, artık onu dinlemeyeceğim oldu elhamdülillah. Bakın ben bir daha söylüyorum. Ben Fatih Yağcı'ya iftira atmadım. Ben Fatih Yağcı hakkında öyle böyle demedim. Ben dedim kardeşim bak bu adam böyle böyle videoları var. Açın izleyin dedim. Açın izleyin, yalan mı söyledim? Yok. İftira mı attım? Yok. Herkes buna ne? Allame-i Cihan zannediyor. Kardeşim Fatih abi canımız, Fatih hocam ciğerimiz. Senin Fatih abin, Fatih hocam dediğin adam arka fonda götürüyor kardeşim. Arka fonda götürüyor. Yok onlar eski videolar. Yok onlar eskiden de beni ilgilendirmez kardeşim. Fatih Hacı çıkacak kardeşim. Bak benim böyle yüzlerce videom var. Karılarla kızlarla muhabbetim var. Hahi osuruklu gerimeli. He? Yalan mı kardeşim? Benim böyle videolarım var kardeşim. Ben bunlardan alıp tövbe ettim. Ama yapamaz bunlar. Niye? Forsları bozulur. Şekilleri bozulur. Bunlar daha da bozulacak Allah'ın izniyle. Daha da bunlar yerin dibine girecek. Tekrar söylüyorum. Hayalhanemdeki Mehmet Yıldız Efendi acilen bu işlerden vazgeçecek. Konuşmalarına dikkat edecek. İsmail Ağa hakkında attığı iftiradan vazgeçecek. İsmail Ağa'da tövbe yok. İsmail Ağa'da tövbe yok kardeşim. Menzil cemaatinde var. O da haktır. Bir de Cüleybip radıyallahu anh hakkında konuştuklarından vazgeçecek. Ayrıca insanlara bıraksın şimdi namaza başla. Tamam namaz önemli kardeşim. Namaza bir asla bir şey dinmiyor. Başlatıyorsa Allah razı olsun. Sıkıntı yok ama
İnsanlara sünneti aşıla. Gençleri çevirebilirsin kendine. Gençleri namaza başlatabilir, İslam'a alıştırabilirsin ama biraz da gençleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzetme çabasına gir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam numunedir. Kim ona benzerse o kurtulacak. Allah rızası için konuşuyoruz. Bizim konuşmalarımız birilerinin zoruna gidiyor. Bugün biz Sözler Köşkü'ne reddi yapıyoruz. Ses başka taraftan geliyor. Başka taraf dediğim kim? Sözler Köşkü'nün yalakaları. Oradan zıplıyor. Kardeşim biz kimseden sözümüzü esirgemeyiz kardeşim. Adresimiz de belli, yerimiz de belli. Delikanlı olan gelsin karşımızda konuşsun. Arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan yazı paylaşmakla, şekil şükür yapmakla olmaz kardeşim. Geleceksin karşımda konuşacaksın benim, anladın mı? Öyle. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.